Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada özellikle koronavirüse karşı yürütülen mücadeleye değindi. Bu gece idrak edeceğimiz Leyli miracınızı tebrik ediyorum. Rabbimden içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve bugün müşerref olacağımız Miraç Gecesi vesilesiyle ülkemize, milletimize, ümmete, tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'de... Evet, şecaat arz ederken sirkatin söylermiş. İşçinin, emekçinin, çalışanların isimlerini dillerinden düşürmeyen, hatta biz devletin belirlediği ücretten daha fazlasını vereceğiz diye böbürlenen CHP'nin belediyelerinin ülkeyi getirdiği hal işte budur. Tabi istismarcılık bunların genine işlemiştir. Parti teşkilatlarındaki Belediyelerindeki yanlarında, yörelerinde tuttukları kesimler arasındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden, duymazdan özellikle gelenlerin elbette millete hizmet gibi bir davası olamaz. Bu ülke ve bu millete hizmet etmek için önce onu aşkla sevmemiz gerekiyor. Kendinden başka kimseyi sevmeyenler millete hizmet edemez. Rabbim hepimizi ülkesine ve milletine ram olanlardan eylesin diyoruz. Değerli arkadaşlar, koronavirüs salgını dünyanın son bir asırdaki en büyük sağlık krizi olarak etkisini artırarak sürdürüyor. Türkiye salgınla mücadelesini İlk vakanın tespit edildiği günden beri kararlılıkta yürüten ülkelerin başında geliyor. Pek çok ülke adeta sağlık sisteminin çöküşü gerçeğiyle kendi içine kapanırken biz tüm vatandaşlarımıza hastanelerimizi açtık. Bugün hala gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çoğu yerde öyle istediğiniz gibi hastaneye gidemez teşhis ve tedavi talep edemezsiniz. Ancak telefonla yaptığınız başvuru kabul edilirse hastane kapısından içeri alınma şansına sahipsiniz. İlk aylardaki maske kargaşasını hatırlayın. Yine ilk aylardaki yoğun bakım yatağı solunum cihazı krizlerini hatırlayın. Yaşlı bakım evlerinde yaşanan toplu ölümleri hatırlayın. Dünyayı anlatıyorum. Dünyanın devini devlerini anlatıyorum. İnsanların üzerine çöken korku ve umutsuzluk iklimini hatırlayın. Hamdolsun Türkiye hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi. Vatandaşlarımızın sadece sağlıklarını değil, istihdamdan eğitime kadar hayatlarının her alanını kuşatan tedbirlerle süreci yönet.